değerli yatırımcı dostlarım merhaba. Bugün Bitcoin 30 bin dolar yolculuğunu konuşacağız. Evet bunu duydunuz, belki şaşırdınız, heyecanlandınız sevgili dostlarım. Buna gelmeden önce şunu konuşmak istiyorum. Ayı sezonu nasıl başladı ve neden başladı? Önce bunu çok iyi analiz etmemiz lazım. Bakın 10 ay önce Çin'den gelen haberlerle başladı bu ayı sezonu. Ve şöyle haberler. Çin Bitcoin madencilik şirketlerini yasaklıyor diye önce bu birinci haberdi ve piyasa bir anda düşmeye başladı. Tabii geçen bir zaman diliminde aynı haberi tekrardan piyasaya sundular. Ve bu haber tam 4 kez, bakın aynı haber, tam 4 kez piyasaya sunuldu. Ve ne oldu? Korku oluştu, herkes satmaya başladı. Bu arada balinalar devreye girdi ve şöyle hamle yaptılar sevgili dostlarım. Ağaçuzdan'daki 5 bin, 10 bin adet bitcoin'ini önce borsaya gönderdi. Tabi toplu, yüklü bir gönderiş olunca düşecek korkusuyla herkes satmaya devam etti. Tabi Borsaya giren bu toplu büyük bitcoinler yavaş yavaş küçük miktarlarda geri çekildi. Amaç düşüşün devam etmesi. Şimdi sevgili dostlarım neden korku var? Neden düşüş var? Bunları konuşmamız lazım. Bitcoin'in 30 bin dolar yolculuğunu konuşmak için ki bu çok kısa bir sürede birazdan değineceğim buna. Ama önce bunları bilmemiz lazım. Piyasada bakın bir yatırımcı olmak demek bu sadece kripto parayla ilgili değil. Bir arsa da alsanız, bir ev de alsanız Hatta bunu şöyle bir örnekle, bir yatırımcı düşüncesini anlatayım. Bir yatırımcı bir arsa aldığında o arsanın 5 yıl, 10 yıl sonrasını hesaplar. E haliyle 10 yıl sonrasını hesapladığı için bir ay sonra arsanın değeri ne olmuş ya da bir yıl sonra ne olmuş umursamaz. Gerçek yatırımcı demek, yatırımcı zihniyeti elindeki ürünün ne olursa olsun ister bir borsa kağıdı, ister altın, dolar, euro, arsa, ev, hiç fark etmez. 5 yıl sonrasını, 10 yıl sonrasını hesaplar sevgili dostlar. Kripto da işte bu şekilde sevgili dostlarım. O büyük balinalar ve büyük borsalar bu düşüşlerde stok yapabildikleri kadar stok yaptılar. Amaç da düşüre düşüre, haberleri manipüle ede ede. E zaten biliyorsunuz hele bizim Türkiye'de boş haber o kadar çok fazla var ki. Geçenlerde hatta kendim gördüm. Ekran görüntüsünü alıp sizle paylaşmak istedim ama paylaşan kişinin bilgi içeriği vardı. O yüzden ekran görüntüsünü alamadım. Haber şu şekildeydi sevgili dostlarım. Bitcoin 1 dolara düşecek. En büyük destek noktası 10 dolarda. Bu haberi paylaşmasının amacı işte takipçi kazanmak, izlenme, görüntülenme, etkileşim almak. E bunlar da tabii ki bu tür haberler balinaların ekmeğine tereyağı sürmüş durumdaydı. Ve piyasa düşe 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 buraya kadar geldi. Biz bu düşüşü yani böyle büyük bir düşüşü benim 3. kezmine yaşamışlığım var. 2020'den bahsedeyim. Bakın çok uzun uzağa da gitmiyorum. Yani bundan 2 yıl öncesinde. Tamam bu kadar böyle 10 aylık 11 aylık bir düşüş değildi. Ama benim kendi çapımda güzel yatırımlar yaptığım dönemde zararda olmama rağmen nasıl? Şöyleydi sevgili dostlarım. Bakın tam 2 yıl öncesinden bahsediyorum. 2019-2020'den. Tam Ağustos ayında piyasayı öyle bir düşürmüşlerdi ki tüm altcoin'lerde %50 %60 zarardaydı. Ama bunları grafiği açıp bakabilirsiniz ve öyle bir korku, öyle bir baskı ve bu düşüşün başlama sebebi de şuydu. Amerika A borsasına baskın yaptı. Ki bu A borsası bizim bildiğimiz büyük borsalardan değil. Böyle küçük, dolandırıcı amaçla kurulmuş bir borsaydı. Ve bu ıı, haber öyle bir servis edildi ki hani Binance'a baskın yapılmış gibi algılandı. Hani çok büyük borsaya baskın yapılmış ve Bitcoin'lerine el konmuş. Ve bu Bitcoin'ler piyasada satılacak gibi bir haber. Ve bir gece yattık bir sabah kalktığımızda piyasa yerle yeksan olmuştu arkadaşlar. Tam Kasım sonuna kadar o dönemde işte 3 ay 4 ay boyunca yani biz şu anki düşüşü 10 ay süren düşüşü orada... 2-3 ayda yaşamıştık. Ve sonrasında sevgili dostlarım senaryo aynen şöyle olur. Ekim geldiğinde bakın şimdi yine aynı olacak. Hani bu kardeşiniz demişti bu cümleyi kullanmayı sevmiyorum ama demişti dersiniz. Ekim ayı bir toparlanma Ekim 15 gibi böyle bir 24 bin lira gelecek. Ekim'in sonu Kasım'da 30 bin doları üstünde olacak sevgili dostlarım. Bunu birazdan daha detaylı inceleyeceğim. Ama burada anlatmak istediğim bir şey daha var. Öncesine tekrardan ayı sezonu düşüşüne geleyim. Bu balinalar yani balina da demeyeyim artık çok büyük yatırımcılar. Nasıl para kazanır biliyor musunuz bu işten? Şöyle sevgili dostlar. Bitcoin'i düşüre düşüre baskılaya baskılaya şu an yapabildikleri kadar stoklarını yaptılar. Artık tabii şimdi sıra yüksel ama burada yükseltirken hiç kimseye aldırmadan yükseltmeleri gerekiyor. Detay burası sevgili dostlar. Hiç kimseye aldırmadan. Neden? Şimdi herkes alırsa bu sefer ne olur biliyor musunuz? Kendi fonları tehlikeye girer. Niye? 30 bin dolara geldiğinde herkes satarsa belki bu büyük fonların niyeti 40 bin 45 bin dolarda satmaktı ama herkes satarsa e, haliyle 30 binden tekrar 25 bin dolara düşme ihtimalini düşündüklerinden dolayı yapacakları hamle şunlardır arkadaşlar. Hiç kimseye aldırmamak ve bu nasıl olacak biliyor musunuz? Önce bir 22.000'e getirecekler. Sonra bir daha 19.000, bir daha 22.000, 19.000, 22.000, 19.000 iyice insanları, yatırımcıyı bıktıracaklar. Artık yatırımcı bıkmış bir vaziyette. Kriptoya girmek istemiyor, yatırım yapmak istemiyor, almak istemiyor. Elindeki varlıkları satmış, çekmiş, gitmiş. Piyasa artık iyice küçülmüş. Ve bu dönemde sevgili dostlar, şu an... Bu bahsettiğim örnek şu an yaşadığımız örnek. Bunu birkaç sefer daha yapıp Artık piyasada herkes çekildikten sonra başlayacaklar tekrardan yüklü alımlara. E zaten satış yok haliyle çünkü kimsede bitcoin yok, kimsede kripto para yok çünkü herkes sattı. E Haliyle onlar yüklü alım yapmaya başladıklarında piyasa yavaş yavaş yükselmeye başlayacak ve bu yavaş yavaş yükselme sırasında baktılar ki hiç kimse trene binmiyor. Tam istedikleridir bu büyük fonların. Büyük bütçelerin en istediği şey. 22.000'e geldi, 22.500. Baktı hiç kimse binmiyor trene. Burada da şu olur zaten sevgili dostlar. Bakın bunlar hepsi yaşanmış tecrübedir arkadaşlarım. Biz bayınanı da bayınan yapan, bayınan şirketimizi bayınan yapan da bu tecrübelerdir. 22.000, 22.500'de hiç kimse bilmediğinde tekrardan bir yüklü alıp ve bir sabah uyandığınızda 24 bin ya da 27 bin bandında göreceksiniz Bitcoin'i. Ve bu yüklü alımlara bakın sevgili dostlar. Para değil önemli olan. Önemli olan bilgi, tecrübe, yaşanmışlığı sizlere aktarmak. Bu yüklü alımlara baktığınızda sabah 5, ve 7 arasındadır. Bazen 3'te de olabiliyor. Yani bunu hatta şöyle diyelim. Gece 3 ile yani sabah 3 ile 7 arasında olur. Bunun neden sabah olmasının sebebi, birinci sebebi bu yüklü alımlar, yüklü fonlar Türkiye'de değil ağırlık Çin'dedir. Ve saat farkından dolayı bu saatler kripto paranın en hareketli sert düşüşlerin de geldiği, sert yükselişlerin de geldiği bölümdür. Ve bir sabah uyandığında yatırımcı görecek ki Bitcoin 24.000 bin, 27.000 bin arasında. Bu senaryoyu isterseniz bir kağıda yazın. Tecrübe oluşsun, yaşanmışlık oluşsun. Yatırım yapmanıza gerek yok ama izleyin ve görün. Sonrasında sevgili dostlar, 24.000 ya da 27.000'e gelen Bitcoin'de yatırımcı şöyle bir psikolojiye ulaşır. Aa buradan girilmez artık 22.000'e düşer. 22.000'de ben alayım. Bu birçok kişinin düşüncesidir ve bu düşünce çoğalır milyonlarca kişi de oluşup milyonlarca kişi yatırım yapmazsa bu fonlar tam istediği şeye zaten budur. Amaç bu sevgili dostlar. Oradaki amaç sizin 24 binde 27 binde almanız değil. 22 binleri beklemeniz. Ve bu senaryo gerçekleşirse birkaç gün sonra önce bir %2 geri çekerler. Tam bu düşünceyi desteklemek adına. Sonrasında yine bir gece uyuyup bir sabah kalktığınızda Bitcoin'i 29 bin dolarda görürsünüz. Ve orada şöyle bir pişmanlık oluşur. Ta türeni tü, türeni kaçırdık gitti. Ama en azından 29 bin alayım 32 bine bitsin. Ve bu düşünce eğer çoğalırsa ve birçok kişi yatırımcı gelmeye başladığı an 29 binde bu fonlar direkt satışı koyar. E haliyle bir anda büyük blok satışı gelince 24 bine geri çekilir. Ve 29 binden alan dostlarımız 24 bin dolar da satar. Niye? 19 bin dolar korkusu var. Bakın bu 19 bin dolar çok psikolojik bir korku oluştu. Ve bunu büyük balinalar, büyük fonlar bu korkuyu öyle bir kullanacaklar ki 30 bin dolara, 35 bin dolara getiri bitcoin geldiğinde bile, getirdiğinde bile bu 19 bin dolar korkusunu çok güzel kullanacaklar. Ve birçok yatırımcı, yeni yatırımcı, eski yatırımcı Korkup korkup satacak. Aldığını gene satacak. Aldığını gene satacak. 29 binden alacak 25 binde satacak. 32 binden alacak 30 binde satacak. Ve biz Kasım ayında Kasım ayının başında sonunda 30 bin dolar 29 ile 31 bin dolar arasında olacağız. Sonrasından sevgili dostlar. İşte burada 19.000 dolar psikolojik korkuyu kullanarak 32 bin dolardan 29 bin dolara düşürdükleri vakit herkes deli gibi satacak. Niye? 19 bin dolar korkusu var. Ve tekrar 29 bin dolardan 34 bin dolara getirip birçok yatırımcıya, acemi yatırımcıya 29 binden, 30 binden, 31 binden aldırdıkları coinleri geri sattıracaklar. Bitcoin gelecek 35 bin dolara, 40 bin dolara ama bu 19.000 doların korkusunu bir 7-8 ay kullanacaklar sevgili dostlarım. Bunları anlatma sebebim de şundan hani neden ayı sezonunu anlattım ve yaşanacakları neden anlattım. Yatırım mantığını önce anlayabilmek. Bakın az önce ne demiştim bir yatırımcı bir ürüne tek kripto değil bir ürüne yatırım yapacağı zaman onun 2 yıl, 3 yıl, 10 yılını hesaplar. 1 ayını değil 5 ayını değil zaten 1 ayını 5 ayını 8 ayını hesaplayan civcivdir. Küçük lokma peşinde koşar. Ama siz değerli dostlarım civciv olmayın. Böyle küçük lokma peşinde koşmayın. 10 bin dolarımı 200 dolar para kazanayım şeklinde koşmayın. Onun yerine o fonlar gibi düşünün. Birincisi bu. İkincisi bu işi yaparken bir yatırımcıysanız eğer bildiğiniz kurtlar sofrasına oturuyorsunuz demektir. Ben ne kadar iyi biliyorum, ben çok iyi biliyorum diyenlerin bakın hepsi gitti şu an bu ayı sezonunda bundan 10 ay önce ben bu işi çok iyi biliyorum. Ben bu işte süperim. Deli gibi para kazanıyorum diyenlerin hepsi 10 ayda kaçtı arkadaşlar. Bakın etrafınıza kriptodan çıkmış birçok insan görürsünüz. Ya da dertli birçok insan görürsünüz. Önemli olan meziyet zararına rağmen, karına rağmen bu ayı sezonunda bu piyasada kalmak ve yatırımlarını sürdürmektir. Bu yüzden bunu unutmayın. Kurtlar sofrasına oturuyorsunuz. İkincisi, bu kurtlar sofrasına oturuyorsanız eğer, adam akıllı bir danışmanlık alın. Sıkıştığınızda, psikolojinizin sıkıştığı o dönemde destek alabileceğiniz bir şirketiniz, bir firmanız olsun. Sizi yönlendirebilecek, doğru yönlendirebilecek. Bu kurtlar sofrasında o kadar önemli ki, işte bu 10 aylık sürede birçok kişi zararına satıp. Çünkü korku kullanılıyor sevgili dostlar. Hele bundan sonra bu 19 bin dolar korkusunu öyle kullanacaklar ki önümüzdeki 3 ay içerisinde, 5 ay içerisinde, 8 ay içerisinde neyse yeni giren yatırımcının hep parasını alacaklar. 19 bin dolar korkusuyla 29 bin dolardan 24 bin dolara düşürüp amaç 19 bin dolara düşecek hissiyatı yaratmak. Zaten orada da acemi yatırımcı hemen şunu düşünür. 24 bin dolardan 19 bin dolara gidecek ben burada satayım. Bakın 24 bin dolardan satayım. 19 bin dolardan geri alırım. İşte korkuyu kullanmak dediğim yerde tam burası sevgili dostlarım. Peki ne yapılabilir? Şimdi asıl soru bu. Peki böyle bir senaryoda ve böyle bir yaşanmışlık 10 aylık bir ayı sezonunun yaşanmışlığı var. Böyle ne yapılabilir? Arkadaşlar şunlar yapılabilir. Birincisi bütçenizi oluşturduğunuz profesyonel alım yapmak. Bu ne demektir biliyor musunuz? Gidip de 100 bin dolarınızı ya da 100 bin 10 bin neyse yani 3 kuruş paranızı 5 kuruş paranızı tek seferde tek coin'e almamak. Doğru coin'e almak. Aldıktan sonra elinizde nakit her zaman bırakmak. Nakit sizin silahınız, merminiz böyle düşünün. Ve sonrasında hani profesyonel yatırım dediğim profesyonel bir şekilde portföyünüzü portföylendirmek, doğru coin'leri almak. Hani dedim ya önümüzde bir boğa sezonu var ve bu başlayacak. Bu boğa sezonunda sizlere nasıl para kazandırmayacaklar? Bu 19 bin dolar korkusunu yaşatarak. Peki burada sizin yapmanız gerekenler, dediğim e, profesyonel bir hizmet, doğru coin'ler, doğru psikoloji, duygu yönetimi bunlarla ve doğru planlama. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bu 10 bin liranızı, 5.000 liranızı ne kadar bir süre kullanmayacaksınız? Eğer ki bir 20 bin liranız var 6 ay kullanmayıp 7. ay bununla bir şey alacaksanız bu işe girmeyin. Ama 20 bin liranızı ben 2024, 2028 unuturum ihtiyacım yok gitti bu para diyorsanız zaten başarılı olmanın %70'ini tamamlamışsınızdır. Geri kalan %30'luk bölüm doğru şirket, doğru danışmanlık hizmeti almak, doğru coin almak, doğru borsadan almak. Aslında bu kadar sevgili dostlar. Ama burada bu 10 aylık süreçte bakın zarar edenlere bakın hepsi civciv olup bir küçük lokma peşinde koşmuştur. İkincisi de ben çok biliyorum cümlesine kapılmışlardır. Kripto para da ben çok biliyorum demek için bir 5 yıllık yaşanmışlığınızın olması lazım. Bir 3 tane 4 tane düşüş görmeniz olması lazım. Neden biliyor musunuz? Bu düşüşleri yaşadığınızda önünüze gelen bir düşüşte panik olmuyorsunuz, tedirgin olmuyorsunuz, yaşanacak senaryoyu biliyorsunuz, korkunuzun kullanılmasına müsaade etmiyorsunuz. Ve elinize tam tersi işte o büyük fonların en sevmediği şey budur sevgili dostlar. Çünkü onlar 29 binden 24 bine düşürdüklerinde zaten kendileri alacaklar. Ama kendileriyle birlikte alan bir grup daha var. Ya da alan bazı kişiler var. Bu bölüm onların tüm sistemlerine terstir. 24.000'de alan kişi sayısı arttığında bu sefer o kişilerin elindeki coinleri almak için 22.000'e düşürürler. Satış yaparlar, zararına satış yaparlar. Amaç da şudur, 1 milyon doların, 100 milyon doların, %10, 10 milyon dolar zarara girsin, 20 milyon dolar zarara girsin. Umursamazlar, bakın para kaybetmeye Alışmış bir kere yani bunu göze almışlar ama 100 milyon doları önce 50 milyon dolara düşürür e haliyle herkese sattırır ya da 1 milyar doları 500 milyon dolara düşürür herkese sattırır 500 milyon dolardan kendi toplar. Sonra ne mi olur? 5 milyar dolara yeni gelen acemi yatırımcıya satar. Bunu bu şekilde sevgili dostlar ve Ekim ayı artık toparlanma bakın Eylül demiyorum. Bu ara böyle gidecek 22 bin 19 bin bu 19 bini ince kullanacaklar. Ekim ayının başında toparlanma, açın grafiği 2 sene öncesinde, 3 sene öncesinde gidin. Hatta 2017'ye gidin. 2017 düşüşü 13 ay sürmüştü. Biz daha şu an 11. aydayız. 14. ayda toparlandı. 15 ve 16. aylarda 2 ayda bakın. 13 ay süren düşüşü 2 ayda en yüksek rakamına geri getirdiler. Umarım mantığı da demek istediğimi de anlamışsınızdır. Sonrasında sevgili dostlar, telefon numaramızdan ve mail adresimizden bize ulaşıp danışmanlık hizmetlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. İyi günlerde kalın, iyi akşamlarda kalın, her şeyden önce sağlıcakla kalın.